Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kavanozlarla yapabileceğimiz 3 tane fikir göstereceğim size. Öncelikle siyah akrilik boyayla kavanozumu boyuyorum. Ben burada pompon fırça kullandım. Dilerseniz bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa işinizi görecektir. Oluşan kabarcıklar da kuruduktan sonra gidiyor gördüğünüz gibi. Eski bir diş fırçası alıyorum elime, beyaz boyaya batırıyorum. Ve kavanozun üzerine püskürtmeler yapıyorum. Kendinden bir desen oluşuyor bu şekilde. Son olarak su bazlı vernikle vernikliyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit ama şık bir görünüme sahip oldu. Sanki mermer gibi duruyor. Ve işte kavanozum hazır. Ben örnek olarak içerisine çiçek koydum. Tabii kullanım alanınız tamamen size kalmış. Geçiyoruz ikinci fikrimize. Öncelikle stencil şablonla kavanozun etrafını sarıyorum. Fırçamı alıyorum ve aradaki boşluklara vuruşlar yapıyorum. Stencil şablonu kaydırmamam gerekiyor burada. Evet, desenlerimi oluşturdum. Kavanozun ağız kısmına tutkal sürüyorum. Ve dantelle süslüyorum. Aralara inciler yapıştırarak tasarımı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi turşu kavanozu şık bir mumluğa dönüştü. Gelelim üçüncü fikrimize. Pembe akrilik boyayla kavanozumu boyuyorum. İki katta kapama sağladıktan sonra elimde bir tane desen var. Dekupaj kağıdı bu. Arkasına bolca tutkal sürüyorum. Ve kavanozumun ortasına yapıştırıyorum. Üzerine bir kat daha tutkal sürüyorum. Silikon kalıp yardımıyla kil hamurundan desen çıkarıyorum.
Yine hamurun arkasını da tutkallıyorum. Ve bunu da kavanozun ortasına yapıştırıyorum. Amacım burada çerçeve görüntüsü elde etmekti. Kil hamurunu kurumaya bıraktım. Bir gün sonra kurudu. Onun kenarlarını da boyadım. Şimdi beyaz akrilik boyayla kuru süpürme yapıyorum. Biliyorsunuz ki eskitme kremleri vesaire bir sürü malzemeler çıktı. Eğer elinizde bunlar yoksa herhangi bir akrilik boya ve kuru fırçayla yaklaşık hemen hemen aynı işlemi yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu da bir eskitme yöntemidir, kuru süpürme. Boyaya az miktarda, fırçaya az miktarda boya almanız gerekiyor. Son olarak kavanozu yine vernikliyorum. Ağız kısmına jüt ipi ile sarıyorum. Ve kavanozu tamamlıyorum. Ben bunu da kaşık çatal koymak için düşündüm. Tabii dediğim gibi kullanım alanlarınız tamamen sizin tercihinize kalmış. Bugün de sizlere 3 tane kolay ve şık kavanoz boyama fikirleri gösterdim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.